Türk bir şeylerin kokusunu aldı herhalde. Bu tür medya kuruluşları arkadaşlar, medyacılar gelecek olayların kokusunu alırlar ve ona uygun davranmaya başlarlar. Bir ikincisi de bunlara emir gelir. Mesela tekrardan açılımı başlatacağız. Yavaş yavaş kayganlaştırıcıyı sürün. Bu vatandaşa bir açılım daha sokacağız. İkinci dediğim daha doğru sanırım değil mi? Ya da Nagihan Alçı gibiler arka arkaya sebepsizce konuyla alakasız bir şekilde önce Yılmaz Güney ile ilgili bir paylaşım yaparlar derler ki işte filanca sinema müzesinde neden Yılmaz Güney'i koymadınız Kürt olduğu için mi yani diyor ki ey Kürtler Türkiye'nin %20'si Kürt eğer siz de Kürtseniz Kürt haklarını savunuyorsanız o zaman Yılmaz Güney'i sevmek zorundasınız o Kürt kelimesiyle Yılmaz Güney'i özdeşleştirmesinin sebebi o ve bizim gibi insanlara da tabii bu adamla ilgili konuştuğumuzdan, zaman aa sen demek ki Kürtleri sevmiyorsun diyebilecekler. Şimdi bir gazeteci, bir ünlü bunu yaptığı zaman biliyorsun ki kısa zaman içinde Ahmet Kaya da diyecek. Ve gerçekten de tuttu. Konuyla alakası bir şekilde işte bilmem nereye gidiyorum. Kulağımda Ahmet Kaya. Korkusuz gazetesinin içine bile sızmışlar. Yani konuyla alakası yok. Hani korkusuz her gün bir manşet atar ya. Vatandaş şöyle fakir, vatandaş böyle fakir diye. Yazmışlar işte. Ahmet Kaya'nın bilmem ne şarkısını söylüyor. Çok dertliyim, çok üzülüyorum, çok zavallıyım. Ne alaka? Şu alaka o gazetenin içine de bir tane sincap sızmış. Umuyoruz ki onlar biliyorsunuz bölünerek çoğalıyorlar. Umuyoruz ki bir iki derken sürekli adamlarını alıp orayı domine etmezler. Şaka maka birkaç ay sonra gazetenin genetiğini değiştiğini görebiliriz. Umarım görmeyiz. Şimdi de Habertürk yine döndürüp dolaştırıp çünkü memlekette başka adam yok döndürüp dolaştırıp Yılmaz Güney'in belgeselini yapacakmış. Diyor ki Türk sinema tarihinde bir devrim yaptı kendisi. Ne devrimi yaptı lan? Ha, o yüzden bir bok gibiyiz biz. Türk sineması olarak o yüzden mi bok gibi filmlerimiz. Hani çok iyi de devrim yaptı bu hale mi geldi? Biliyorsunuz arkadaşlar Yılmaz Güney'in olduğu söylenen yol filmi ödül almıştı. Siyasi sebeplerden dolayı seyretmiyorum çünkü objektif olamam demiştim ama sonradan niyetlendim objektif olarak bir seyredelim diye. Afişine baktığım zaman yönetmenin farklı olduğunu gördüm senaryosunu bu adam yazmış. Ve IMDB'ye de sonradan olaya bak. Orijinal yönetmen ekleniyor. Virgül Yılmaz Güney de ekleniyor. Afişte yok. Eğer Yılmaz Güney gerçekten yönetme olsaydı oraya eşek kadar adını yazmazlar mıydı? Ama bu şekilde daha iyi marketing oluyor çünkü. Şey falan demiş Habertürk. Hayatı da film gibiydi. Neler yaşadı neler. Anlatacak mısınız her şeyi? Yani sete eşkıya gibi geldiğini, elinde silahla sağa sola sıktığını yazacak mısınız? karısının kafasına elma koyup bunun fotoğrafları bile var. O zamanlar tabii kadına şiddet çok kötü bir şey değildi de delikanlılıktı. O yüzden arkadaşları da bunu övünerek anlatıyordu. Karısının kafasına elma koyup ateş etmesini bir de vuramamasını, ıskalamasını yazacak mısınız? Filmde film icabı bir atın ölmesi gerektiği için atın kafasına sıktıklarını ve atın can çekiştiğini ölmediği için sağdan soldan bir tane daha kurşu bulup onda bir daha sıktıklarını yine ölmediğini, yine sağdan soldan bir tane bulup Üçüncü kurşunda can çekiştire çekiştire o atı katlettiklerini yazacak mısınız? Anlatacak mısınız bunda? Eğer Yılmaz Güney yalaması yapacaksınız Habertürk size şunları söyleyeyim baştan. Eğer Yılmaz Güney yalaması yapacaksınız ki bunun sebebini biliyoruz. Çünkü Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya açılımcıların Said Nursi'sidir. Yani dinciler için Said Nursi neyse açılımcılar için de bu iki kişi odur. Açık açık çünkü bu halka bu vatandaşa hakaret edemiyorlar. Katilinizi seveceksiniz. Sizi bölmek isteyenleri seveceksiniz diyemiyorlar. Bu insanlar üzerinden yürüyebiliyorlar o yüzden. O yüzden Batı bunları çok sever. O yüzden Fransa bunlara kucak açmıştır. Ahmet Kaya'nın Apo konserini herkes bilir zaten. Ama Ahmet Kaya'nın mesela bugün YouTube'da bile bulabileceğiniz programda gerillayı koruduğunu çoğu kişi bilmez. Ve nasıl koruyor? Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşılaştırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri çocukların üstünde yürümüş böyle. Diyor ki siz gerillanın hiç çocukların üstünde yürüdüğünü gördünüz? Hayır. Hamile kadınları kurşunladığını gördük. Adliyeye katliam baskını yaptığını gördük. Öğretmenleri katlettiğini gördük. Mühendisleri katlettiğini gördük. Oraya kurulmaya çalışılan barajları yıktığını gördük. Ve işin ilginç yanı bunların hepsini kendi dergilerinde, kendi yayınlarında yazdıklarını gördük. Buna rağmen insanların hala da geri zekalı, batıda yaşayan paralı üniversitedeki ılık götlülerin hala da çıkıp da MIT yaptı da onları geri zekalı. MIT yaptı onların üstüne attı bunların propaganda yayın dergisinde de mit çıkardı? Geri zekalı, beyinsiz, mal mısın oğlum? Yani karşısındaki insanı aptal yerine koymak var bir de kerınlık var. Mal mısın evladım, mal mısın? Hı? Yani bizi geri zekalı mı sanıyorsun? Bizi salak mı sanıyorsun? Bunların hiçbirisini terör örgütü yapmamış, mit yapmış. E terör örgütü kendi propaganda dergisinde bunları paylaşıyor. Kendi sitesinde paylaşıyor. Çünkü adamlar terör örgütü. Son 10 senede 20 senede olduğu gibi ılık götlülerin desteklediği düz ovada siyaset yapma örgütü değil, terör yaratmaya çalışıyorlar. Terör yaratmaya çalıştıkları için de yaptıkları infazları insanları korkutma amacıyla söylüyorlar teker teker. Suratımıza bakarak nasıl böyle saçma sapan şeyleri söyleyebiliyorsunuz? Yüzümüze bakarak bizi geri zekalı mı sandınız? Bizi kendiniz gibi mi sandınız? O yüzden Ahmet Kaya'yı çok severler. Gerilla'yı çünkü televizyona çıkıp yılmaz bir şekilde savunmuştur. Yılmaz Güney sevmelerinin sebebinde zaten biliyorsunuz gidip Fransa'da biz Birleşik Kürdistan'ı kuracağız demesidir. Bunları peki söyleyecek misin Habertürk? Ha? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu adam herhalde James Cameron amına koyayım. Bu adam herhalde James Cameron. Devrim yaratmış çünkü sinemada. Devrim yaratmış. Ne yapmış? Ne yapmış? Söyle. Söyle ne yapmış? Amerikan mı bu adam? Jackie Chan mı bu adam? Ne yapmış yani? Tek başına böyle kendi ülkesindeki filmciliği değiştirmiş. Ne yapmış abi? Lütfen söyler misin? Teknik olarak söyler misin? Ne yapmış? Gerçekten kendi yönetmiş olduğu filmlerden bahsediyoruz bu arada. Yol filmini o yüzden seyretmedim. Çünkü güzel film desem de fark etmeyecek. Kötü film desem de fark etmeyecek. Adam yönetmemiş çünkü filmi. Yönettiği filmlere bakalım ne yapmış. Yani onun gerçekten yönettiği filmler var mı bilmiyorum ama bakalım ne yapmış. Nasıl bir devrim? Ha? Nasıl bir sinema devrimi? Spielberg mi bu adam? Bu podcast'leri neden yapıyorum arkadaşlar? Tarihe not düşülsün diye. Tarihe not düşülsün. Şu anda kaç? Ayın 23'ü. 23 Temmuz 2021. Habertürk yana yana Yılmaz Güney güzellemesi programı yapıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hani şu anda herkes diyor ya, ya biz, biz Fethullah'ı hiç övmedik. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Biz zamanında Fethullah'ın götünü yalamak için yarışanları hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi hepsi havalara bakıyor. İşte gün geldiği zaman her şey ortaya çıktığı zaman PKK ve yandaşları ülkeden temizlendiği zaman Bunlar da götleri tutuşa tutuşa yok öyle bir şey. Biz Hayır. İşte 23 Temmuz 2021. Hepsinin buradan notunu tutuyoruz. Gün gelecek ve geliyor da yavaş yavaş. İnsanlar konuşuyor. İnsanlar uyanıyor. Siz şimdi bak bu paylaşım yaptınız Habertürk olarak. İnsanlar size geçirdi. İnsanlar sizi gömdüler. Birçoğunun cevabını silmişsiniz utanmadan. Cevaplarını silmişsiniz. Cevaplarını sildikten sonra ne olmuş? Bir sürü insan quote retweet yapmış sizi ve orada sizi gömüyor. İşte bu. İnsanlar artık uyanıyor. İnsanlar susmayacak. İnsanlar kendi katillerini ve kendi katillerini savunanları ifşa edecek. Konuşacak. Daha yeni batı tarafından fonlanan medyacılardan bahsettik. Ne büyük tesadüftür ki. işte şey diyorlar ya çünkü. Koskoca Fransa adamı ödül verdi sen ne bilirsin falan. Ne tesadüftür ki. Bizden hep Fransa gibi düşünen adamlar ödül alabiliyor. Biri çıkıyor bağımsız Kürdistan'ı kuracağız diyor. Öbürü çıkıyor Yılmaz Güney yumruğu yapıyor. Bayağı bağımsız sinemacılara destek veriyorlarmış yani. Ha tesadüfen hepsinin siyasi görüşü birbirine yakın. O ayrı mesele de. Bayağı sen mesela film çekse, ben mesela film çeksem bana destek verecek mi Fransa sence? Geçiniz bunlar abicim. Anlamadığım bir şey daha var. Neden Fransa sinemacılıkta otorite olarak kabul ediliyor? Bir sürü Fransız filmi seyrettim. Hala da doğru düzgün beğendiğim olmadı. Ekstrem filmlerini de sevmiyorum. Korku filmlerini de sevmiyorum. Komedi filmlerini de sevmiyorum. Hepsi klişe, hepsi sıkıcı oluyor çünkü. Bu benim şahsi görüşüm tabi en ünlü Luke Besson vesaire bunları da sevmiyorum. Hepsi aşırı oyunculuk, overacting ötesi filmler oluyor. Korku filmi desen mantık dışı filmler oluyor. O yüzden bazı filmleri yarıda kapattım. Bazı filmleri hiç seyretmedim bile çünkü spoilerını verenler hiçbir mantığı yok. Gidiyorlar Oscar adayı diye Türkiye'den en iyi film diye aldıkları film Mustang. Bu adamların otorite olduğuna emin misiniz yoksa birileri mi bunları otorite yapıyor bir de şunu ekleyeyim fransız sineması kötüdür diye bir iddiam yok neden çünkü ben veya herhangi birisi sinema otoritesi değil ben sadece diyorum ki şimdiye kadar seyretmiş olduğum ve çok fazla fransız filmi seyrettim neredeyse hiçbirini beğenmedim farklı sebeplerden dolayı yani bu tamamen şahsi görüşümdür